Merhabalar değerli izleyenler. Yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bu program zincirini çok iyi biliyorlar. Neredeyiz? Burdur Kemer Akören Kalkınma Kooperatifi'nin yeni bir organizasyondayız. Efendim daha önceki programlarımızda Akören'in değerli annelerimizin kursa katılım törenlerini, peynir yapışlarını bu ekranlarda sizlerle paylaşmıştık. Artık kurs bitti. 3 aylık kursun sonunda değerli katılımcılar, değerli ablalarımız sertifikalarını bir törenle aldılar. Bu törenleri sizlere aktaracağız. Aktarma fırsatını sizlerle beraber paylaşacağız. Bakalım kimler neler konuşmuş. Değerli üreticilerimizin duygularını sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler efendim. Üretim olmadan kalkınma olmaz. Bir ülkeyi güçlü yapan üretim gücüdür. Başkalarının tasarladığı üretmek bizlere güç kazandırmaz. Mutlaka bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmemiz gerek. Kendi yaptığımız ürünleri önemseyerek yabancıların ürettiği ürünleri kalkınmamızı sürdüremeyiz. Kırsal alanda hayvancılık faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturan kadın üreticilerimizin güçlendirilmesinin sadece onların hayat standartlarına değil, sektörün ve ülkemizin kalkınmasına da olumlu yansımalar olacaktır. Akören Köyü Kooperatif olarak hedefimiz girişimci ve üretici olarak rol alan kadınlarımızı uygun üretim yöntemleriyle eğitmek, yeni teknik ve teknolojileri kullanma kabiliyetini ve imkanını kazandırmaktır. Zira kooperatifçiliğin temelinde üreticilerimizin işletmelerini verimli hale getirmek, her türlü ürünün pazarlanmasını düzenleyerek kazançlı hale getirmektir. Benim iki tane hayalim vardı. İkisini de bu köyde gerçekleştirdik. Birini 15 yıl önce İyileli'de toplu sahan projesiydi. Biz onu yaptığımızda Türkiye'nin ilk ve tek projesiydi. Bizim hepsinden önemlisi ve en önemlisi kaliteli sütü daha ucuza mal edebilmek için sanayiden uzaklaşmamız lazım. Yani sanayi yeminden uzaklaşmamız lazım. Bizim kaliteli kaba yemi ana unsur olarak görüp tüm sistemi, tüm beslemeyi onun etrafında çevirmemiz lazım ki bizim kazancımız artsın. Yoksa kullandığımız fabrik yeminin %65'ini yurt dışından ithal getirdiğimiz bir ülkede ne tarım hayvancılıktan bahsedebiliriz ne de üretimde para kazandırabiliriz. Bu butun acı gerçeği. Bunu çözmenin tek yolu üretmek, üretmek, üretmek. Bizler üretmek zorundayız. Tarım arazilerimizden başlayıp hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman nüfusa göre Türkiye'de en fazla süt üretimi yapan illerin başındayız. Yani birinci sıradayız nüfusumuza göre. Peki biz ne yapıyoruz? Üretiyoruz, sanayi sütlerini satıyoruz. Kooperatiflerimiz bu işi yapıyorlar. Ellerini taşın altına koydular. Ancak bu işin diğer asıl önemli yönü şu. Önemli olan üretmiş olduğumuz ürünü mamul madde haline getirip pazara arz edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, peynir yapmayı bacılarımız biliyor, kardeşlerimiz biliyor. Ancak bu peynir yapılırken bakterinin ne olduğunu, hijyen koşullarında nasıl peynirin daha kaliteli üretilebileceğini, az önce yine değerli kooperatif başkanım söyledi, 10 litre sütten 1 kilogram beyaz peynir elde ediyoruz diye. Aslında işte bunu 5 litreden 1 kilogram beyaz peynir elde etmek demek ki %100 eğitimle ilgili bir olay. Bizler üretmeyi seviyoruz. Az önce borsa başkanım değindi. Bizler için son derece önemli. Bizim belimizi büken maliyetler. Bu maliyetleri biz aşağıya çekebildiğimiz zaman inanın bizim köylümüz daha çok kazanacak, daha çok üretime katkı sağlayacaktır. Şu günlerde ülkemizin ekonomik bir kriz içerisinde olduğu bu günlerde böyle atraksiyonun
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Burdur'un Türkiye'de südüyle mark olduğu, hayvancılığıyla anıldığı bir ortamda artık Burdur yaşadığı bu coğrafyada ürettiği südüyle Türkiye'deki illere bakıldığında üretmesi gerekenden iki kat fazlasını üretiyor. Bir yerlere geldi. Hayvan kalitesiyle, ürettiğimiz sütün kalitesiyle. Biz 1 milyon hayvanı olan ille veya işte 500 bin hayvanı olan ille kıyaslanmak istemiyoruz. Biz ürettiğimiz kapasitenin sonuna geldik. Artık bundan sonra bu tür atraksiyonlarla gündeme geleceğiz. Bu da hem ürettiğimiz sütün katma değerini ilimizde koyarak hem işte hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu bu üretimle ekonomiye katmış olacağız. Artık ilerlemiş ülkelerde herkes lokal anlamda yani köy bazlı markalar oluşturuluyor. İşte bu onun için önemli. Diğer bir Burdur'un öne çıktığı konu örgütlü gücü ve işbirliği gücü. İşte bugün bu işbirliğini, güç birliğini yakından görüyoruz. İşte kooperatifimizin, Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ve halk eğitimle beraber bir işbirliği içerisinde güzel bir birliktelik sağlanmış. Özellikle inanıyorum ki diğer köylerde ve Türkiye'ye örnek olacak bir işbirliği örneği. Bu tür çalışmalar ideali olan kafasına bir şeyi koyup da daha iyisini, daha güzelini yapayım diye düşünenlerin ortaya çıkardığı hizmetlerdir. Mevcudu elinde tutup, efendim mevcudu da zaman içerisinde işte zaman nasıl olsa su gibi akıp geçiyor, bunun içerisinde devam eder gider diye düşünen bir zihniyet olursa hiçbir ilerleme kaydedilmez. Ama en güzelini ben yapayım, en iyisini ben yapayım, memleketime katkım olsun. Benim de Aren'de üreteceğim, Akören'de üreteceğim bir peynirin Türkiye'deki peynir çeşitleri arasına girmesini sağlayayım. Düşünce bir olunca güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Bir ara bir okumuştum Amerika Birleşik Devletleri'nde 400'e yakın yanlış hatırlamıyorsam peynir çeşidi var. Yani ABD'de ABD'nin hem kendi içerisinde hem de başka ülkelere 400'ün üzerindeki çeşitli peynirleri üreterek gönderiyor. Bu ne demektir? Damak tadı demektir. Damak tatları farklı demektir. Bizim Türkiye'de de şu ana kadar ulaşabildiğimiz zannederim bir bütçe konuşmasında 190'a yakın peynir çeşidi olduğu ifade ediliyor. Tabii biz bu kadarını daha görmedik. Demek ki ne kadar çeşit üretilirse, ne kadar katkı verilirse bunun toplum tarafından da tüketildiği ortaya çıkıyor. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyenler, Akören Kalkınma Kooperatifi'nin sertifika töreninde ilk röportajımızı değerli başkanımız Sayın Ömer Faruk Gündüzalp ile yapalım istedik. Sayın başkanım hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Çok güzel bir açılış oldu değerli katılımcılarla beraber. Burada köylümüzün üretmiş olduğu leziz peynirler artık tüketicilerin beğenisine sunuyor. Tabii Burdur süt kalitesiyle ülkemizde kendisini ispat etmiş bir şehrimiz. Bu konudaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Burada yapılan çalışmaları da Akören Kalkınma Kooperatifi'nin yapmış olduğu bir örnek çalışma hakkında da değerli görüşlerinizi sizlerden dinleyelim efendim. Akören Kooperatifimiz bizim iyi diliyle başlayan merkezi sağım ayağını tamamlayan kooperatiflerden bir tanesi. Biz burada ne yaptık aslında? Köy sütünü çiftlik sütüyle eşdeğer hale getirdik.
bunu sadece bakım besleme ayağı eksik. Yani toplu bakım ayağımız eksik. Onu da sağladığımız zaman köyün tamamını bir çiftlik haline getireceğiz. Asıl hedefimiz bu. Peki bugün biz burada niye toplantık aslında? Köylümüzün ürününü kendisinin katma değer hale getirebilmesi, yani mamul hale getirmesiydi temel amacı. Burada hep şunu düşündük. Bizim rakibimiz bu iş yapan firmalar değil ya da marketlerde biz bu ürünü satmayı düşünmüyoruz. Buz bir ürünü şarküteri tarzında daha çok otantik bizim süt ürünlerimiz, bizim doğal süt ürünlerimiz, bizim köyde üretilen natural ürünlerimiz bu kavramla, bu pazardan pay almak istiyoruz. Yani biz sipariş üzerine çalışmayı hedefliyoruz. Bizim köydeki bacılarımız, kardeşlerimiz bunu kendileri üretecekler ve gerek internet üzerinden gerekse yol üzerinde kuracağımız minik tesislerden de bunun satımını gerçekleştireceğiz. İnşallah ileride de ürün çeşitliliğimizi artırabiliriz. Yani doğallık deyince artık Akören peyniri bir marka haline geldi. Evet, hedefimiz Akören markanın, Akören peynirinin bir marka halinde Türkiye'ye duyurabilmek. Niyazi Başkanımızla konuşmadık ama peynirin bir adı kondu mu, bir bilginiz var mı? Şu anda köy peyniri olarak geçiyor zaten. Ürettiğimiz köy peyniri o. Kaşar denemesi yaptı bayanlarımız. İlk defa kaşar ürettiler. İşte bugün de misafirlerimize tattırdık. Genelde evet, herkesten beğeni aldı. Şu anda iki tip ürünümüz var ama marka şu anda Akören peynir olarak geçiyor. Ama ileride belki değiştirebiliriz ama şu anda yani köyümüzün ismiyle bu olayı devam ettirmek istiyoruz. Evet, süt kalitesi konusuna tekrar dönelim isterseniz. Burdur bu konuda çok profesyonel çalışan, insanı da bu konuda çok bilinçli bir manzarası var. Bu fotoğrafı Türkiye'ye yayma düşüncemiz olduğu takdirde neler yapılmalı? Bu konudaki siz sektörün içerisinde bir isimsiniz. Sizlerin fikirleri bizim için önemli. Sizlerden bu konuda düşüncelerinizi alalım. Aslında Burdur'un gücü kooperatifleşmekten geliyor. Yani Burdur, işte siz çok iyi biliyorsunuz. Yani küçük üreticilerin bir araya getirdiği kooperatiflerle bu sütü üretiyor. Bu gücü biz her yerde kullanmak istiyoruz. Aslında Burdur bu yapısıyla Türkiye rol model olacak bir il. Artı bizim köylümüz, üreticimiz hakikaten ileri görüşlü. Yani aydın diyebileceğimiz bir niteliktedir. Yani o yüzden yeniliklere açık. Dedim ya, yani İdeli projesi 14 yıl önce yapıldığında Türkiye'de ilk ve tekti. Şu anda aynı projeden 14 tane var. Bunu ne olarak görüyoruz? Üreticimizin yeniliğe açıklığı, üreticimizin özellikle dışarıdan gelen, dışarıdan derken il dışından gelen, yani bu işin teknik uzmanları, veteriner hekim, zootekniker arkadaşlar kastediyorum. Onların bilgi birikim ve deneyimlerinden son derece faydalanmak için çaba göstermelerine bağlıyorum kalitenin yükselmesini. Yani bilgiye açık bir bölge. Bilgiye açık, kesinlikle. Evet, bilgi nerede olsa almak lazım ve bu bilgiyi de değerli üreticilerimiz, köylerimiz uyguladığı takdirde de sonuç hep beraber bugün yaşıyoruz. İnşallah Burdur'da başka akörenler olacak mı? Böyle bir hedef çalışmanız var mı efendim? Bu başlangıç pilottu. Pilot, yani hakikaten güzel bir çalışma oldu. Bunun arkası kesinlikle gelecek. Yani mesela Burdur'un Akçakatığı vardır. Yani biliyorsunuz burası Yörük kenti. Onların kullandığı bir şey vardır. Bundan sonraki aşamada ise Akçakatığı deneyebiliriz. Akçakatığı ürettirebiliriz. Onu Türkiye pazarında bir teste sokabiliriz. Yani inşallah kabul görür. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür kolay gelsin. Ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Röportajlarımıza Burdur'da önemli bayilerimizden Ayzet Hanım, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahim Demirel ile devam ediyoruz. Rahim Bey, hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk Adil Bey, teşekkür ederim. Sizlerle efendim daha önceki Akören programımızda köylüğümüzün, kooperatifimizin
oluşturmuş olduğu çok güzel bir sahamhaneyi değerli izleyicilerimizle paylaşmıştık. Burada sizlerin de çok büyük emeği var ve bu noktaya gelinmesinde de sizlerin değerli Akören halkına teknolojiyi, makineleşmeyi sağladığınız katkıları da çok önemsiyoruz. Makineleşme neden önemli? Değerli üreticilerimizin, köylerimizin, kooperatiflerimizin makineyi ne olarak algılaması lazım ki kaliteyi, verimi yakalayabilelim? Sizlerden dinleyelim. Şimdi Adil Bey, öncelikle tekrar Burdur'da buluştuk. Hoş geldiniz. Ayaklarınız sağlık. Teknoloji tabii her yerde önemli. Bizim Burdur tarım hayvancılık şehri. Yani hayvancılık revaçta olduğu için biz de bu sektörün içinde 25 yıldır varız. 25 yıldır da bayağı uğraş verdik. Köy kooperatifleri olsun, işte şahıs modern işletmeler olsun. Bunun gibi işletmelere bayağı da çaba gösterdik. Bunları da başarıyoruz Burdur'da. Neden önemli dersen, bu konuda gün geçtikçe hayat şartları zoralıyor. Yani bizim tabii sağlığımız da önemli, çocuklarımızın sağlığı da önemli. Bunun için girdileri ne kadar azaltırsak kazancımız o kadar iyi olur diye toplu sahımlara başladık. Yani ilk etapta bayağı da zorlandık. Köydeki halkımız tabii ki bunları görmemiş, bilmiyor. Bu ilklere Burdur'da ilk biz başardık, biz yaptık. Çok da memnunuz. Üreticimiz de memnun. Şimdi Akören köyümüz bunun ilklerinden biri. Yani işi olarak, toplu sahım olarak köy halkı da çok o konuda duyarlı. Başkanımız olsun, işte muhtarımız olsun, bunlar çok uğraş verdiler. Hatta burada bugün işte ödül törenimiz vardı. Bu neden? Bu ilkleri başardıkları için gerçekten yani buradaki hanım bayanlarımız çok özverili çalıştılar. Başardılar. Onları tebrik ediyorum ayrı ayrı. Bu bütün Burdur'da değil, Türkiye'de köylerimiz yayılsın. Yani biz üretelim ki, ürettiğimizi satabilelim ki para kazanalım. Yani bunu da yani büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Biraz daha fazla destek versinler. Yani bir Burdur değil, Türkiye genelinde destek versinler. Çünkü neden dersen, 3 tane, 5 tane, 10 tane hayvan olan, evini geçindiren, çocuğunu okutan vatandaşımız çok burada. Yani sabahın 5'inde kalkıp da bu soğukta, sıcakta işte hayvanlara uğraşıp tarlayla uğraşan İnsanlarımız da çok. Ben bundan dolayı 25 yıldır gerçekten başarıyoruz, başardık. Ama zor şartlar altında başardık. Yine de bin şükür, yani bir örneğimiz Akören köyünde gördük. İnşallah Burdur'da her köyde ileriki günlerde görürüz yani. İşte hayvandan ürettiğine şey yapsın, mamül yapsın, dönüştürsün. Organik, temiz, geleceğe önem verdiğimiz çocuklarımızın sağlığı için bu başarılarından dolayı Akören halkına çok teşekkür ediyorum. Evet, siz bu köyün kooperatifinin sahamhanesini kurdunuz. Kaç yıl önce kurdunuz? Ve burada herkesin 5 tane, 10 tane, 20 tane hayvanı var. Çok fazla hayvan olan insan da yok. Burada hangi bir organizasyon ile bunu gerçekleştirdiniz? Kısaca onu da sizlerden dinleyelim. Şimdi tahminim yaklaşık 5-6 yıl falan oldu Adil Bey. Tabii bu bizim kalite bu konuda çok önemli. Bir ilklere yaşadık burada. Her türlü modern sağım sisteminle burada hayvanlarını, millet ineklerini sağıyor. Şu da var. Yani 5 tane, 10 tane, 3 tane ineği var. İşte üreticinin. Bunu da işte hayvanlar kendi alıştı zaten. Sağımhaneye gider. Yani kendi gidip geliyor. Şu da önemli. Burada yani az yem, az masrafla sağım sisteminden fazla süt elde ediyorsun. Yani kendi eldeki sağdığın seyyar makinelerden fazla sağım sistemleri
fazla süt elde ediyor. Bir de başkanımız çok bu konuda çok duyarlı, uğraş veriyor. Milletin yani vatandaşın ineklerinin işte her türlü sorununa, hastalığına, kızgınlığına, her şeyine kurtsan sağım sistemlerinde, sağımhanede bunu götürüyor. Evet, bir de sürü yönetim sistemi uygulanıyor herhalde değil mi? Aynen, aynen. Her ineğin kimliği var. Bu kimlikten bilgisayar sisteminle sağ olsun başkanım cep telefonunu da yükledi. İşte oradaki inekteki süt az verimi neden az verdi, işte meme hastalıklarına, kızgınlığına, her türlü hayvanın şeyini takip etme şansımız var. Bununla kurtsan ilkleri başardı Türkiye'de. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve katkılarınızdan dolayı Rahim Bey. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin efendim. Ben de teşekkür ederim. İnşallah yine bekleriz, yine görüşürüz. İnşallah. Sizlerle beraber olmak İnşallah. Çok keyifli. Çok sağ olun efendim. İnşallah. Evet değerli izleyenler, Rahim Demirel'e çok değerli çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz ve sohbetlerimize devam ediyoruz efendim. Evet değerli izleyenler, bu sertifika törenini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tabii sırada artık sertifikalarını almış değerli ablalarımız ile beraberiz. Mayıs ayında başlayan kurs bugün itibariyle sona ermiş bulunuyor. Bakalım ablalarımız Mayıs ayından bu yana kadar neler yaşamışlar, kendilerinden dinleyelim. Sizleri tanıyalım, hoş geldiniz. Ayşe Tavuç, memnun oldum. Bizler de memnun olduk. Çok sağ olun Ayşe ablam. Mayıs ayında kursun başladığı zaman yine sizlerle beraberdik. Yine burada çekim yapma imkanımız oldu, fırsatımız oldu. Sayın Niyazi Boz Başkanımız yine bizleri davet etmişti. Mayıs ayından bu yana neler yaşadınız? Artık iyi bir süt nasıl üretilir? Onu zaten biliyordunuz ama peyniri nasıl yapacağınızı da iyice öğrenebildiniz mi? Önce bize hocamız hijyen öğretti. Peynire başlamadan önce nasıl yapacağını hijyeni ilk önce hijyeni öğretti. Hijyenden sonra 10 kilo sütten 1 kilo peynir yapıyorduk evde. Bunu hocamız 5 kilo sütten 1 kilo peynir yapmasını öğretti. Ondan sonra kaşar yapmasını öğretti. Neymiş işin sırrı 10 kiloda 1 kilo elde edilirken şu anda 5 kiloda nasıl 1 kilo elde ediyorsunuz? Evet. Kaynattığımız için kalsiyumunu düşürüyormuşuz biz evde. Siz çok mu kaynatıyormuşsunuz? Evet. Dereceli yapmasını öğretti hocamız. Kalsiyumunu orada kalsiyum ölçecek bir aletimiz var. Onu kalsiyumunu ölçüyoruz. Ona göre hani o 5 kilo sütten 1 kilo peynir yapmasını öğretti. İşte bunları öğrendik. Nasıl süt üretimini profesyonel olarak yapıyordunuz, artık profesyonel bir peynir üreticisiyiz diyebilir misiniz? Evet, evet. Evet, maşallah. Evet, sizleri tanıyalım abla. Ben Hacer Uyanık, kooperatif başkanı ablasıyım. Memnunuz, kooperatif başkanımız bu şeyleri yaptığı için çok memnunuz köy halkına. Benim ineğim yok ama köy için bir örnek oldu. Niyazi. Siz de sertifika alanlardansınız. Evet, ben de aldım. İneğim olmadığı için ben de öğrenen diye geldim. Öğrendik. Evet, bu zaman zarfında peynir yapmak zor mu? Hiç de zor değil. Annelerimiz, ablalarımız evlerinde aldıkları sütü peynir yapabilirler mi? Bu konuda cesaretli olmaları gerekiyor mu? Yaparız, evet yaparız. Nasıl yapacağız? Tekrar Ayşe ablam anlattı ama. Evet, şimdi 85 derece, 86 derece kaynatıyor sütümüzü. Sonra 47'ye düşürüyor süt, 48'e dereceyle soğutuyor sütümüzü. Çalıyoruz, kalsiyum katıp çalıp güzel yapıyoruz peynirimizi. Normal maya mı kullanıyorsun? Normal maya. Mayala. Çalıyoruz bunları. Peki her yaptığınız peynir aynı kalitede, aynı tatta, aynı keyfiyeti aynı kalitede olabiliyor mu? Oluyor. Olabiliyor evet. Olabiliyor. Kaşar değişik. Kaşarın biraz eziyeti çok. Kaşarın evet ayrı kaynatması etmesi eziyeti çok kaşarın. Kaşar da üretmeye başladın. Kaşar ettik. Öyle ettik mi? Evet ettik. Kaşar peyniri ettik. Kaşar kaç kilodan sütten elde ediliyor? Kaşar 300 kilodan var mıydı bilmiyorum. 300 kilodan 28 kilo çıkardık.
Yani 10 kiloda 1 kilo. Evet, 10 kilodan 1 kilo. Evet, 10 litreden 1 kilo kaşar çıkardık. Evet, o da güzel olmuştu. Biz tadına baktık. Altını suyunu da çökülek yaptık. Onu da böreklerimizde kullandık. Evet, bu gözlemelerde oradan mı? Evet, evet, gözlemelerde onun için yaptık. Evet, artık bundan sonra ürettiğiniz sütü nereye satacağız, para ediyor muydu, etmiyor muydu derdiniz kalmadı. Bu sizin için iyi bir gelir kaynağı olacak mı? Yani evet. 2 liraya, 1 liraya satamadığınız sütü artık peynir olarak 20 liraya, 30 liraya satabileceksiniz. Evet, evet, satarız. Satarız inşallah. Var mı siparişler? Sipariş çok. Bugün satışa çıkmamış galiba. Sipariş çok almak. Tören vardı herhalde, misafirler ikram ediyor. Evet, evet, öyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. İnşallah Türkiye'ye örnek bir... Bir de öğrenmenin yaşı olmadığını ifade ettik burada. Evet. Bizim yaşımız neredeyse 60-61'e geldi. Evet. Öğrenmenin yaşı olmadığını, herkes öğrensin, bu işleri yapsın. Biz gençlere devrediyoruz artık. Kendi kızlarınız, gelinleriniz bu sertifika kursa katılmadılar mı? Yok, benim bir tane kızım var, gelinim yok. Bir tane kızım var, o da yapmadı. Ben oraya geldim dışarıda evli. Çocuklar. Belki. Evet, gençlere buradan öneriyor musunuz? Gençlere tavsiyeleriniz? Gençlere tavsiyemiz öğrenmenin yaşı olmadığını, Türk kadınının ne kadar hani çalışkan olduğunu ifade etsinler, çalışsınlar. İşte hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir biz teşekkür ediyoruz Ayşe ablam katıldığınız için. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptınız. Sizleri de tebrik ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun hepiniz de. Evet değerli izleyenler, sertifika alan ablalarımız, tabii 20 küsur ablamız var. Bundan sadece ikisini ekranlara taşıdık. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Değerli izleyenler, Akören Kalkınma Kooperatifi sertifika töreninde Eyüp Pekköse ile beraberiz. Değerli bir ablamızın, sertifika almış ablamızın beyi. Bakalım Eyüp Bey, hanımların sertifika alması konusunda neler düşünüyor? Eyüp Bey, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katıldığınız için bizler size teşekkür ediyoruz. Ablalarımız sertifika aldılar. Artık iyi bir peynir üreticisi haline geldiler. Bu sertifika ile beraber bunu tescillediler. Siz evin reisisiniz ama tarıma bakıyoruz bayanlar, hayvancılığa bakıyoruz bayanlar. Kadın eli değmeli mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani mutlaka bizim Türk kadının eli değen her şey çok güzel sonuçlanır. Yani kadınların her alanda yer almasını can gönülden istiyoruz yani. Evet, kadın eli değen şey her şey ne olursa olsun güzel oluyor değil mi? Evet, evet. Peki normalde eşiniz evde peynir yapar mıydı? Yapardı ama tabii bu kadar profesyonel değildi. Biraz daha işte hijyen kurallarına ve peynirdeki ısı olaylarına falan onları daha iyi yorumlayabiliyorlar artık. Artık daha kaliteli, daha doğal, daha güzel, keyifli peynirler. Artık sizler de sofranızda. Gözünüz aydın diyelim. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bekleriz sizler de aynı sofrada. Beraber yiyebiliriz yani. İnşallah bir gün size de misafir oluruz. Ablamızın yaptığı peynirleri ekranlara yeniden taşırız inşallah. Çok teşekkürler Eyüp Bey. Kolay gelsin efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Burdur Kemer Akören
köyünde Akören Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Sayın Niyazi Boz ile programımızı da nihayete erdirelim istedik. Çünkü aslan payı emeğin zirvesi kendisinde. Sayın Başkanım, emeğinize sağlık diyoruz. Sağ olun, çok güzel bir program ederim. Oldu. Sağ olun, çok sağ olun. Sizlerle yine Mayıs ayında burada peynir üretiminin başlangıcını yine bir program halinde değerli izleyicilerimizle paylaşmıştık. Evet. Ondan önceki yıl buradaki üreticilerin sütünün nasıl toplandığını, modern sistemlerle sürü yönetiminin nasıl takip edildiğini yine değerli izleyicilerimizle yine paylaşmıştık. Ve şu anda yine bir başarıya imzanız artık söz konusu. Evet. Çok değerli köylü ablalarımızı sertifikaya kavuşturdunuz. Onlar artık profesyonel bir peynir üreticisi. Evet. İsterseniz bu süreci bir baştan tekrar değerli izleyicilerimize paylaşalım ve geldiğiniz noktayı ve Akören hakkındaki, çünkü çok ufku açık bir başkansınız. Türkiye'de örnek olacak bir işler yapıyorsunuz. Sizlerden dinleyelim. Şimdi Adil Bey, ben öncelikle size teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizim köyümüze tekrar tanıttığınız için kooperatifimizi. Şimdi bizim sürecimiz şöyle başladı. 2014 yılında sahım merkezimiz kurduktan sonra bizim iş gücümüz çok azaldı. Yani bayanlarımız böyle artık memur gibi diyelim, nasıl derler. Böyle çok işleri hafifledi. Hafifleyince bir boşluk doğdu orada. Şimdi bir de bu piyasa şartlarında bizim kendimiz ne yapabiliriz, kendimizi nasıl kurtarırızın içine girdik. Yani düşüncelerimiz hep böyleydi. Sağ olsun Tarım İlçe Müdürümüz, Orman ve Tarım İlçe Müdürümüz Hasan Bey ile beraber fikir alışverişi yaparken dedik ki yani durum böyle, hele bir de kriz zamanında ne yaparız, ne ederiz? Bu fikirler çıktı. Yani biz dedik ki yani sütü üretiyoruz, para etmiyor. Yemimiz pahalı. Bu sütü nasıl değerlendiririz? Onun içine girdik. Ve şimdi o hijyenik sütlerden, oralardan dedik böyle böyle bizim envanterimizde en uygun ne var? Süt. Bundan ne yaparız? Ürünler. Peynir, yoğurttur, işte ayrandır ama en geçerliliği bizce peynir diye düşündük. Çünkü yoğurt ve ayran kısmı biraz daha çok kısa sürede tüketim gerektirdi. Kısa sürede tüketim getirdiği için. Tabii bunun da eğitimi gerekiyordu. Biz hepimiz tabii ki bayanlarımız, üreticilerimiz peynir yapıyorlar. Hepsi, herkesin bilgisi var ama bunun tekniğini, bunun bilimi nasıl, bunu öğrenelim diye şey yaptık. Ondan sonra bu kursu açmaya karar verdik. Halk eğitim müdürlerimizle konuştuk. Halk eğitim müdürümüz bize, o da sağ olsun, çok yardımcı oldu. Ve açtık. Ondan sonra bazı şeyler kendiliğinden gelmeye başlıyor artık. Yani oturuyor taşlar yerine. Üreticilerimiz gördü ki yani bu peynir yaparken sütün değerlendiğini, örneğin 10 kilo süt bugün 17 lira. Ama 10 kilo sütten 2 kilo peynir çıktığında bugün 40 lira. Yani fark orada. Farkı gördüler. Katma değerinin nasıl olduğunu gördüler ve azimli bir şekilde bu kursa devam ettiler. Allah'a şükür şimdi buraya geldik. Ha, bundan sonra bizim hedeflerimiz, bu bir milat diyelim bizim için. Nasip kısmet olursa biz bu işimizi daha da büyüteceğiz ama şöyle hayalci bir şekilde değil, gerçekçi bir şekilde adım adım üstün tuğlakla böyle taş koya koya gideceğiz, üstüne koya koya gideceğiz, arkamız dolu bir şekilde. Çünkü birden büyümek istemiyoruz. Birden büyüyen kooperatifleri görürüz veya şirketleri görürüz. Sonuçları hüsran. Arkası gelmesi gerekiyor ve bir kurumsallaşmak gerekiyor. Biz de adım adım gidiyoruz. Bu artık ne kadar sürer bilmiyorum. Bunun ucu açık. O yüzden şimdi biz burada temelleri attık. Bundan sonraki hedeflerimiz artık markalaşıp önce dedim ya, hayalci düşünmeyeceğiz. Önce kendi bölgemizde pazarımızı oluşturacağız. Pazarımız oluştukça dışarıya çıkacağız ve sağlam bir şekilde müşteri portföyümüz, yani seçici olacağız, kaliteli bir ürün üreteceğiz. Adı anılır bir şey yaratmak istiyoruz. Yani Türkiye'de işte Akören peynirini marka haline getirmek istiyoruz. Bunun için de işte dediğim gibi yavaş adımlarla ama sağlam adımlarla gitmek gerekiyor. Bu piyasa şartlarında ben inanıyorum ki biz bunu başaracağız. Daha kat edeceğimiz mesafemiz var. Evet, kurs süresince haftada bir peynir üretip ve bunu tüketicilerle buluşturuyordunuz. Şu anda bir artış oldu mu? Artış oldu tabii ki. Artış oldu. Yani tüketicilerin tüketim çok fazla. Yani aşırı bir talep var. Dediğim gibi biz adım adım gidelim. Şimdi bizim o kaliteyi oturtmamız için biraz daha mesafemiz var. Kalite oturdu ama
biliyorsunuz piyasaya çıktığımız zaman ürün kalitesiz olduğu zaman anında bitersiniz bu piyasada. Rekabet çok. Biz de inşallah o kaliteyi oturtacağız. Oturduktan sonra da piyasaya çıkacağız. Evet, peki talep çok olduğu takdirde köyün sütü yeterli olacak mı veya bunu nasıl aşacaksınız? Köyün suyu sütü yeterli. Zaten bizim hedefimiz de çok fazla açılmak yok. O bize yeterli. O döngümüzü sağladıktan sonra zaten adımlar yavaş yavaş atacağız yani. O bizim şu anda 4 ton yakın sütümüz var. Aşağı yukarı bu da günlük 1 ton yakın peynir yapar. Yani bizim o 1 ton peynir ürettiğimizde aşağı yukarı 20 bin lira bir gelir olur. Günlük gelir olur, getirisi olur. Ne yapar? Bu da 600 bin lira yakın bir şey olur. Ciro yapar. Tabii bunun da hesaplarsak üye başına düşen parayı yani çok yeter de artar bile. Yani çok fazla ürün satalım derdinde değiliz ama kaliteli doğal peyniri değerli tüketicilere buluşturalım derdindesiniz. Bundan sonraki hedefleriniz ne? Peki yarın bir gün bunu artıralım dediğinizde hayvan varlığını artırmanız gerekecek. Hayvan varlığıyla beraber süt tesisiniz biraz daha profesyonel haline getirmeniz gerekecek. Yatırımlar artacak. Evet. Böyle bir düşünce var mı? Var tabii ki. Ama biz yaptığımız ürünün katma değerini yani geri dönüşünü alaraktan gitmek istiyoruz. Şimdi yeter ki tek şu an durum oraya gelsin. Oraya geldiğimiz zaman işler daha çok daha kolay. Yani inanın biz o seviyeye geldiğimiz zaman biz zaten önümüz açılmıştır artık. Biz kendi sütümüzü işlemeye başladığımız zaman yani bizim önümüz çok açık. İnsanlar o para kazanmayı gördükleri anda kendileri zaten o sütümüzü çoğaltacak, peynir üretimini yükseltecek. Talep kendinden oluşacak. Tesisimizi büyüteceğiz, teknelerimizi büyüteceğiz. Yani bu kendinden olacak bir şey. Birden olup da yapamazsak o sıkıntı. Ama talep kendi kendine gelirse çok daha sağlam gideceğiz. Evet, yere sağlam basa basa emin adımlarla diyorsunuz. Evet, Ömer Faruk Gündüzalp ile konuştuk. Evet. Üretimin önemini bizlerle paylaşma fırsatını yakaladı, verdi bizlere, sağ olsunlar. Efendim Rahim Demirel'le konuştuk. Buradaki süt sağım sisteminin, sürü yönetiminin önemli olduğunu, süt kalitesinin peynire de yansıdığını anlattı. Değerli sertifika alan ablalarımız her şeyden önce hijyeni öğrendik dediler, temizliği öğrendik dediler. Aynen. Akabinde değerli Eyüp Bey tarımda kadın eli değdiği zaman işlerin başka olduğunu ifade etti. Aynen. Yani burada aslan parçası emek size ait. Bu sizin dünyanızda olan bir şey miydi yoksa kendiliğinden mi gelişti yoksa bir hayali mi gerçekleştiriyorsunuz köy adına? Şimdi bu bizim bir düşüncemizdi. Evet. Düşünceleri hayata geçirmek için insan önce güven lazım. İnsanların yönetimdeki insanlara güvenmesi gerekiyor. Biz de o güveni aldığımıza inanıyorum. Güvenliğim sağladığım için de sağ olsun arkamızdan üreticilerimiz geliyorlar. Bu işler güvenle alakalı bir şey. O güveni yakaladığımıza inanıyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz Niyazi Bey. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Sizler vesilesiyle inşallah üreticimize, ülkemize güzel bir örnek, bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de bize her zaman yardımlarını esirgemeyen Tarım ve Orman İlçe Müdürüm Hasan Gencer Bey'e, Ayrıca Tarım sahibi Rahim Demirel abime, Halk Eğitim Müdürümüze, Borsa Başkanım Ömer Faruk Gündüzalp Bey, Kamil Başkanıma yani Damızlık Yaşlılar Birliği Başkanıma, Köy Kop Başkanıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri çok büyük bizde. Onlar da ışık gördükleri anda bütün desteklerini bize veriyorlar. Biz de onların inşallah çıkarmayacağız. Hayallerini boşa çıkarmayacağız. Emeklerini boşa çıkarmayacağız. Elimizden gelince onların emeklerini yapmayacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Niyazi Bey. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, yine bir programımızın sonuna geldik. Efendim Burdur Kemer Akören Kalkınma Kooperatifi misafir olarak köydeki çalışmaları sizlere anlattık. Türkiye'mize örnek olarak bir çalışmayı bu köyde gerçekleştiriyor. Burdur'un gözdesi haline gelen bir köy. İnşallah ülkemiz için de örnek olur. Süt para ediyordu, et para ediyordu, etmiyordu. Tartışmalarına Akören Kalkınma Kooperatifi Başkanımız kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Artık sütlerini peynir haline getirip daha yüksek karlarla
değerli tüketicimizin hizmetine sunuyorlar doğal peynirleri. Akören peyniri artık Türkiye'de bir marka olma yolunda ilerleyeceğini bizler de düşünüyoruz. Ve değerli başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.